üzgünüm. Neden üzgünsün anne? Çünkü bugün benim doğum günüydü. Hiç kimse hatırlamadı. Hiç kimse bana pastamamı üfletmedi. Çok üzgünüm. Kimse bu güzel günümü hatırlamadı. Anne, ben sana pasta istedim. Gerçekten mi? Evet. Ay, inanamıyorum. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Ela, bu da ne böyle? Hiç böyle pasta mı olur Ela, bu ananas. Ama Elacığım, sen bana şaka mı yapıyorsun? He? Ne kadar üzgündüm biliyor musun? Ne kadar heveslenmiştim pasta gelecekmiş diye. Ben gerçek pasta istiyorum. Ben ananas istemiyorum. İsteyeyim mi? Anneciğim ya, hiç böyle pasta olur mu? Üfle bari, tamam. Anne, bir şeker, şimdi sana ben pasta getiriyorum. Ya, gerçek pasta sonradan mı gelecek? Bekliyorum, çok heyecanlıyım. Ay, geliyor pastam, bu sefer geliyor. Kremalı bir pasta geliyor. Çok güzel görünüyor anneciğim. Beyaz çikolatalı galiba. Çok iyi doğdun anne. Mutlu Ay. yıllar sen. Ela, Tereyağlı. inanmıyorum sana ya. Yine mi pasta yok? Yine sen üfledin. Tereyağı mı getirdin bana? Bu kadar da şaka olamaz artık ama ya. Küstüm, şimdi ben burada sessiz sessiz ağlamaya devam edeceğim artık. Hiç umudum kalmadı. Ay, pastam geliyor. Yaşasın. Ela. Yine mi pasta yok? Yine mi şaka yapıyorsun bana ya? Anneciğim, ama ben ağlamaya devam edeceğim. Hala çok üzgünüm. Mumu da sen üfledin. Ama kandırıyorsun beni ya. Çok bekletiyorsun. Elma getirmiş bana pasta diye. Geliyor bu sefer. Geliyor. Çikolatalı pasta geliyor bu sefer. Ay, çok mutlu oldum. Ela, ama bu kek. Pasta değil. Hiçbir süsü de yok. Ben bu doğum günümde gerçek bir pasta mumu üfleyemeyeceğim. Çok üzgünüm. Hep benimle bugün dalga geçtin, şaka yaptın. Hayır, kabul etmiyorum. Ben gerçek pasta istiyorum. Şöyle yuvarlak. Gör şimdi bak. Sen dersin pasta Yok dedin. Ela, hiç umudum yok anneciğim. Hiç. Anne Sen kim bir gene bana ne getireceksin? Ben artık sana inanmıyorum. Muz mu getireceksin, portakal mı getireceksin bilmiyorum ya. Bu böyle olmayacak. Annem hala çok üzülür. Annemin yaptığım şakalardan beri mutlu olmuyor. Hala çok üzülür. Hastaneye gidip bir pasta almam gerekiyor. Sonunda verebildim. Annem harika bir pasta alabildi. Anneme hızlıyım. Annem sürpriz yapmalıyım. Ay, geliyor pasta bu sefer. Aa, inşallah pastadır. Oley! Yaşasın, sonunda pastam geldi. Ay, anneciğim, inanmıyorum sana, bana pastamı aldın. Gerçekten umudumu kaybetmiştim. Bu doğum günümde pastamı üfleyemeyeceğim sanmıştım. Anneciğim, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ay, çok güzelmiş. Dur, önce bir dilek tutayım, ondan sonra üfleyeyim, tamam mı? Ela, ne yaptın ya? Ne kadar güzel bir pastaydı. Ben üfleyecektim onu ya. Ama Elacığım, ben üflesem daha iyi değil miydi? Sen aldın geldin, ama benim doğum günümdü. Benim üflemem gerekiyordu. Ben sahneye gidip senin için bir tane daha alabilirim. Yok, gitme, yorulma, olsun, ne yapalım? Bir dahaki doğum günümüzde üfleriz. Ben şimdi bir tabak getireyim, şöyle afiyetle beraber yiyelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Abi, kocaman pasta var salon. Pasta mı var? Nereden geldi? Hadi koş pasta tamam. yiyelim. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi gidelim. Hazır mısın? Hazırım, hadi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok şişti. Çok güzeldi ama tadı. Evet abi.
Hadi gel kaçalım annem bizi yakalamasın. Hadi tamam. Tabak geldi. Pastam yok. Ela sen mi yaptın gene bunu, benim pastamı yiyemeden sen mi aldın? Merhaba arkadaşlar, biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ela'nın saçlarını yıkadık ama açamadık uçlarını. Kuaföre gitmemiz lazım, gidemiyoruz kuaföre. O yüzden Ela'nın saçlarını şimdi ben keseceğim. Anne kesebilecek misin? Olmazsa kuaföre gidelim. Anneciğim kuaföre gidemeyiz, kuaförler kapandı. Mecbur ben keseceğim. Hadi bakalım başlığımızı koyalım. Şöyle. Ela çok kısa olmasın değil mi? Evet. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyoruz. Evet. Ela oynama, yamuk oldu. Ama fena olmadı. Değil mi? Şurada bir yamukluk oldu Ela, onu alalım. Küçükken de hep Ela yapma. Tamam birazcık ama dikkat. Sen de sabret. Kuaförde mıh gibi duruyorsun ya. Ben çocukken kuaför olmayı çok merak ederdim. Bir kızım olduğu zaman saçlarını kendim keseceğim derdim. Ve oldu gerçekten. Bugünleri de göreceğimizi hiç bilmiyorduk. Evet şöyle. Kestik. Buradan da boyunu ayarlayalım. Anne hiç onun yok gençlik ya. Tamam anneciğim. Ah Ela ama bak. Burada da havlu olmadı böyle, tamam mı? Dur şimdi. Ne kadar amatör olduğunuz. Şu kenar biraz uzun olmuş galiba. Şimdi onu da düzelteceğim. Ela'cığım kıpırdama tamam mı? Evet onu şöyle bir şuradan alacağız sanki. Evet. Sonra tekrar buralara döneriz. Ucunda uzun olanları düzeltiriz Ela'cığım. Baya güzel oluyor Ela'nın saçları. Evet oldu. Şimdi de şuradan kesmeye başlayacağız. Ela düz dur. Şurayı da düzelttik mi? Ondan sonra kata başlayabiliriz. Evet. Ela'yı durduramıyoruz. Evet şöyle. Kuaförler sanırım şöyle yapıyorlar. Bu arada evin her yeri tüy olacak. Güzel temizlememiz gerekecek. Şöyle kademe kademe sanırım. Bunu takip ederek bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Ela! Saçların hiç kalmadı. Ela. Ela. Saçların hiç kalmadı biliyor musun? Evet. Telefonla oyun oynarken ne kadar kesildiğini bile anlamadın. Anneciğim bak arkana bir ne oldu bak gel. Bak buralara bak. Her yer saç oldu inanmıyorum. Bir bakabilir miyim sana nasıl olmuş saçların? Bir bakayım şöyle bir. Ay güzel olmuş güzel. Artık rahatça tarayabileceğiz saçlarımızı değil mi? Ela'nın saçlarına da bir şekil verelim saç kurutma makinesiyle. Ondan sonra da fotoğrafını çekeriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.